Marmara'yı etkisi altına alan deniz ulaşımının iptaline, okulların bir gün tatil edilmesine neden olan lodos, Bursa'da da yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte cuma akşamından itibaren etkili olmaya başlayan lodos ve fırtına birçok evin çatısını uçurdu. Elektrik direkleri, ağaçlar ve panolar devrildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ekipleri de cuma gecesinden itibaren yoğun bir lodos mesaisi başlattı. İtfaiye, park ve bahçeler, ulaşım, zabıta daire başkanlıklarıyla VUSKİ Genel Müdürlüğü ve Tarım AŞ ekipleri lodosun neden olduğu hasarı kaldırmak amacıyla gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcadı. Toplam 635 personelle sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 62 ağaç devrilmesi, 86 tehlike arz eden madde, 45 çatı uçması, 14 tabela uçması, 5 hasar tespit olmak üzere toplamda 212 olaya müdahale edildi. Özellikle Gemlik'te dalgaların sahilde oluşturduğu hasar üzerine sabah saatlerinden itibaren Gemlik ve Mudanya sahilindeki çalışmalara ağırlık verildi. Bir yandan lodosun yol açtığı enkaz ekipler tarafından kaldırılırken, diğer yandan da yıpranan kent mobilyaları ve parkların onarım çalışmalarına süratle başlandı.